iktisadın kelime manası bir şeyi kasten kullanmak. Amacına uygun, gayesine uygun şekilde kullanmaya iktisat denir. Bunu böyle kabul ettik mi? Hayatın gayesi çıkar, hikmeti. Servetin hikmeti çıkar. Ya eğer gaye unutulursa haramdan kazanılan bir parayla hayır edilmez ki. Onun insana faydası olmaz ki. Kendi helal değil ki amacı, gayesi helal ve bize faydalı olsun. Bu sebeple kitaplarımızda bir kayda vardır. Derler ki haramdan rızık artmaz. İslam'ın kayda ve kurallarına çok dikkat etmemiz lazım. Bu fıtratın, tabiat kanunları gibidir. Yani ateş yakar, su ıslatır, yer çeker. Nasıl bunlara inanıyorsak, dinin bütün kayda ve kuralları da böyledir. Eksiklik bizim anlayışımızdadır. Adam yürür ama yerin çektiğini bazen gafletine düşer, farkına varmaz. Bir şey düşerken aşağı onun farkında olur. Hayatı boyunca bu alanda yaşar ama fark etmek ayrı bir olaydır. İslamiyet de tabiat kanunları gibi hangi meselesi olursa olsun sağlamdır, emniyetlidir, faydalıdır. Eksiklik insanların anlayışında, yanlış telakkilerinde, yanlış muamelatındadır. Bak, haramdan rızık artmaz diyor. Mal artmaz demez. Mal ayrı, rızık ayrıdır. Rızık bir adamın kazandığından, servetinden, malından, imkanından huzurlu bir şekilde, saadetli bir şekilde kullanımına denir. Adam mülkler yaptırır. Değil mi? Hanlar yaptırır ama başına bela olur. Allah malını artırır, rızkını azaltır. Doktora gider, hastalığı çıkar, patates yer, haşlanmış patates. Kendilerinden sonrakiler ondan istifade ederken o Allah'a hesabını vermeye gider. O sebeple insan yani geleceğe hayırlı şeyler bırakmalı. Hepimiz ahirete gidiyoruz, bakınız. Kubbede bir güzel sada bırakmak mecburiyetindeyiz. Bugün Fatih'in bize bıraktığı neyi kalmış? Camisi ayakta bak. Camisi ayakta. Fethettiği çok yerler başkalarının eline geçti. Ama ümmet için, hayır için, ahireti için yaptığı, sadece onun için yaptıklarına kimse dokunamadı. Hayırlar devam ediyor, onlar, o müesseseler çalışıyor. Maddi serveti gitti, zenginliği gitti, evlatları da gitti. Bugün onun ruhuna en uygun, en güzel şeyler buralardan gidiyor. Onun için derler ya, bir adamın bir nesebi şeyi vardır, uzantısı, bir de hasebi uzantısı vardır. Biz hep neseple meşgul oluruz. Hasep nesepten önemlidir. Bediüzzaman Hazretleri'nin hiç evladı olmamış. Abdülkadir Efendi. Evlenmemiş. Öyle bir imkan, öyle bir mühlet, öyle bir durum, vaziyet olmamış hayatında. Ömür muharebe meydanlarında, cihat meydanlarında, memleket hapishanelerinde, mahkemelerinde, sürgünlerde geçmiş. Ama Allah ona öyle manevi, hasebi evlatlar vermiş ki, hangi bir baba Bediüzzaman kadar bahtiyardır? Hepimiz babayız. Çoğumuz babayız değil mi? Evlat yerimizde torun sahibiyiz. Olsa 3-5 tane, 10 tane evladı, torunu olabilirdi. Ama böyle itaatli, böyle faziletli, böyle onun ruhuna gıda gönderen, bu kadar nüfuz ve nüfuslu nesle sahip olabilir miydi? İnsan nereden fedakarlık yaparsa oradan mükafat alır.